Batı Yakası. Hazırlayan ve sunan İlhan Özulu. Sevgili Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenleri, yepyeni bir Batı Yakası programı ve çok değerli bir konukla yeniden birlikteyiz. Las Vegas'tan hepinizi sevgiyle ve selamlıyorum. Bu haftaki canlı yayınımıza başlıyoruz. Canlı olarak dinlemekte ve izlemekte olduğunuz Batı Yakası adlı programımızı her hafta salı akşamları Pasifik saatiyle 9.05, Doğu Yakası saatiyle 00.05 ve Türkiye saatiyle çarşamba sabahları 8.05'te dinleyebilirsiniz. Bu haftaki programımızı ABD'deki başkanlık seçimlerinden kaynaklanan Las Vegas ile İstanbul arasındaki internet bağlantısındaki teknik sorunlardan ötürü bir gün gecikmeli olarak bugün gerçekleştiriyoruz. Bu gecikmeden dolayı özür dileriz. Batı Yakası programı tekrar yayınlara ilişkin bilgileri, geçmiş program kayıtlarımızı ve yayınlarımız ile ilgili tüm ayrıntıları radyoanatolia.net adresinde bulabilirsiniz. Değerli dostlar, Radyo Anatolia'yı Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Radyo Anatolia'nın güncellenmiş telefon ve tablet uygulamalarında Apple Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. Bu programda çalmamı istediğiniz istek şarkılarınızı ve yayınlarımızla ilgili her türlü öneri ve eleştirileriniz için lütfen bize info@radyoanatolia.net adresinden yazınız. Come a tumbling down, 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 down
Asis Aram Gözbek, Magma ve Boğaziçi Caz Korosu kurucu şefi ve genel sanat yönetmeni. Tekrar hoş geldin programıma, günaydın. Hoş bulduk abi. Uzun zaman sonra yeniden bu vesileyle de bir arada olmak beni çok mutlu etti. Beni de etti. Bugün çok da özel bir gün. Senin doğum günün. Evet abi. İyi ki doğdun Asis, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Umarım bu geçicidir. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun. Kaç olduk? Neyse, çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Abi 33'ü bitirdim. Ne kadar güzel. Daha yapacağın çok şey var. Vallahi yani bakalım. Bana hep... Ben hiçbir zaman 20'nin üzerine geçmeyi hiç istemezdim çocukken de. Hani bazen böyle şey olur ya. Bir an önce şu 20'li yaşlara geçelim de işte. Hep öyledir. Hep öyledir. Bir de bana sor. Birazcık senin daha üst tarafını görebilir miyiz? Baş tarafını göremiyoruz görüntüde. Biraz da kameranı ayarlarsan memnun oluruz. Ha, tamam. Topuzumu mu görmek istiyorsunuz? Evet, saçındaki o topuz senin bir artık... Biraz böyle bir tuhaf oldu. Evet. Şimdi evet, ayarlarım şimdi onu. Sevgili Radyo Anatolia dinleyenleri, izleyenleri, dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimiz var, izleyenlerimiz var. Asis Aram Gözbek kimdir? Seni tanıyan çok kişi var fakat Amerika'da bilmeyenler, belki tanımayanlar olabilir diye düşünüyorum. Senin bilinmeyen yönlerinden biraz söz eder misin? Şöyle özgeçmişten biraz, nasıl müziğe başladı, nasıl oldu? Ya şöyle, aslında çok küçükken, yani böyle çok küçük yaşta hiç böyle tabii ki ailemin işte böyle bir müzisyen, işte koro şefi vesaire olacağım gibi bir düşüncesi yokmuş. Çünkü ben 2-2,5 yaşındayken kendi kendime okuma yazmayı öğrenmişim. Oh. O yüzden de tabii ki hayaller hep böyle geleceğin parlak bilim insanı yönünde. Evet. Derken aynı zamanlarda da bir tane oyuncak melodikayla işte karşılaşıyorum anneannemlerin yazdığında. Ben orada kendi kendime her duyduğumu çala çala başlıyorum. Harika. Bizimkiler bu yakınlığımı fark edince bana ufak bir org alıyorlar. Bu sefer orada işte duyduğum her şeyi çalıyorum falan. Odamda konserler veriyorum, böyle kağıtların üzerine bilet yazıp kapıdan uzatıyorum filan. Müzikte değil, organizasyon tarafı da orada başlamış yani. Derken kilise korosunda şarkı söylemeye başladım. Bir yandan işte böyle anaokuluna filan başladıktan sonra. Bir 7 yıl kadar, 13-14 yaşına kadar kilise korosunda söyledim Yeşilköy'de. Harika. O da benim müziği içselleştirmemde bence çok önemli bir etken.
Ardından o zamana kadar da işte modern dans, halk oyunları, bilimum, sporda da okul takımları vesaire devamlı böyle hani oradan oraya savrulan bir çocukluk hatırlıyorum. Ama yaptığım hiçbir şeyi de böyle hani bir de şunu deneyeyim, işte biraz da şunun tadına bakayım gibi değil de gerçekten layıkıyla yapmak bana hep keyif verdi. O yüzden hiç böyle şey diyemiyorum, şu kadar şöyle hobilerim var, öyle bilmem ne oldu filan. Benim için hani onu en ciddi şekilde yapmak her zaman önemli Doğru. oldu. Lise zamanı geldi. Lisede tiyatro mesela çok ön plandaydı. Yani zamanımın çoğunu, belki de %80'ini, 90'ını işte hem tiyatro çalışmalarımızda hem onun harici yaptığım işte okumalarda, günde 3-4 tane oyun okuyordum bazen. Bir yandan da müzik grubumuz vardı. Orada da hem işte gitar çalıyordum, hem klavye çalıyordum. Şarkı söylüyordum bir yandan. Ve üniversite zamanı geldi. Ben hala işte tiyatro festivallerindeyim. Evet. Müzik yarışmalarında, festivallerindeyim. Derken dedim ki yani Boğaziçi Üniversitesi'nde okurum diye bir fikir vardı her zaman ama. Ama ne müzik değildi değil mi? Müzik olmadı. Yok, müzik olmadı. Müzik değil. Şimdi o hikayeyi de sen zaten biliyorsun, geçen konuştuk. Ona en sonunda geleceğim. Ben o keyfi sana bırakmak istiyorum. Tamam. Neyse, Boğaziçi Üniversitesi'nde hani dedim ki ne okusam beni keser, gerçekten derinleşebilirim, üzerine gidebilirim. İki tane seçenek kaldı önümde yani her şeyi eledikten sonra. Biri psikolojiydi, diğeri matematikti. Matematiği seçtim, sayısal okumuştum zaten lisede de. Derken başladım. Bir yandan TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nda şarkı söylemeye başladım. Gökçen Koray hocamız o zaman şefti. Bir yandan da işte tiyatro devam ediyor hala okuldan, liseden mezun topluluğumuzla. Bir yandan müzik kulübüyle tanıştım ve korolarının olduğunu öğrendim. Oryantasyon zamanı bir dinletiye denk gelmiştim, caz korosunun dinletisiymiş. Dedim ki ya hani çok güzel, ben de söylemek istiyorum bu koroda. Sınavlarına girdim, işte kazandım, başladım şarkı söylemeye orada. O zaman Cihan'dı şefimiz. Evet. Gittiğim andan itibaren bir şekilde o kendi kendime işte nota okumayı öğrenmişim, işte enstrüman çalıyorum vesaire. Bu aslında hiçbir ders almışlığım falan da yok ama bu birikimle bir şekilde kendimi geliştirmişim. O sebepten de girdiğim andan itibaren Cihan'ın asistanlığını yapmaya başladım koroda. Evet. O da 2 sene sonra Amerika'ya gitmeye karar verince koroyu bana bırakmak istedi. Ben de tabii ki hani gurur duyarak mutlulukla kabul ettim bunu. Orada bambaşka bir hikaye başlıyor tabii ki. Bir yandan işte matematiğe başlamışım ama asla sınavlardan, derslerden dahi haberim yok. Çünkü işte bir konserden çıkıyorum öteki provaya, oradan çıkıyorum başka bir yere, turneler. İşte Yasemin Mori ile çalmaya başlamışım. Birçok konser yapıyoruz Türkiye'nin dört bir yanında. Klavye çalıyordum onunla. Bu sabah bu saatte Yasemin izliyorsan ona da buradan bir selam göndereyim. Çok güzel. Derken ben işte 2007'de caz korosunu, yani o zamanki Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü caz korosunun şefliğini alınca Cihan'a şey demiştim. Abi dedim, ben izin verirsen, sen de tabii ki müsaaden olursa, yeni baştan bir seçme yapmak istiyorum herkese. Hani hem dışarıya hem içeriye, sıfırdan bir seçme. Hani çok dedi şey söylerler, laf söylerler vesaire, sen hani bunu yapmak istiyor musun gerçekten? Zorluk olacaktır. Yok dedim, ben istiyorum yeni baştan bir seviye. Yeni bir başlangıç olsun derken biz o seçmeyi yaptık. Gerçekten de dediği gibi zor oldu aslında başta. Ve 9 kişi başladık. Ben de söylüyorum, küçük bir vokal ansambl gibi düşün. 9 kişi başladık ama tabii ki o 1,5 ayın sonunda biz her zamankinin böyle bir 2-3 katı çalışıp o ilk 1,5 ay sonunda verdiğimiz mini konserde, yani yıllardır yapılan mini konserlerde biz İşte 4 parça çıkıyorsa genellikle 9 tane parça hazırladık. Koreografisi şusu busu derken hani inanılmaz bir sahne performansı oldu ve aslında birçok kişi de o zaman dedi ki ha, yani demek ki hani böyle bir şey varmış, böyle bir şey işte yapmayı planlıyormuş ki böyle bir radikal bir adım atmış. Dolayısıyla evet. Bir arkadaşım, hiç unutmuyorum, yanıma gelip şey demişti. Vallahi abi ne yalan söyleyeyim, ben bu kadarını beklemiyordum demişti. Böyle bir itiraf dedim da bir şey. Şimdi yani sevgili Masis, seninle yaklaşık 2 yıl önceydi galiba İstanbul'da tanışmamız var. Yüz yüze karşılaşmıştık. Evet. Yücel Vakfı binası Cağaloğlu'nda değil mi, bu Sultanahmet'te? Aynen. Hala orada çalışıyorsunuz. Orada çalışıyorsunuz hala. Evet. Ya o bahsettiğim tabii 2007 yılından bugüne çok şey değişti. Çok şey değişti. 2011'de üniversiteden ayrıldık. Artık evet. Kendi bağımsız yolumuza devam ediyoruz. Hatta bu yıl 10. Sezonumuzu
kutluyoruz. 10. yılımızı kutluyoruz. Bütün Magma ve Boğaz Caz Korosu ailesi olarak. Yücel Kültür Vakfı'nda 2012'den beri, 2012-2013 sezonundan beri çalışıyoruz. Yücel Kültür Vakfı'na buradan tüm koro adına çok büyük bir teşekkür gerçekten ediyorum. Çünkü onların bize sağladığı inanılmaz mekan desteği olmasa biz zaten bir koroyla başladığımız bu evet yolculuğumuzda şu an geldiğimiz noktada dünyanın her yerinde en prestijli, en üst düzey festivallere davet alan, evet, en üst düzey yarışmalarda dünya şampiyonlukları, birincilik ödülleri, özel ödüller, birçok ödüller kazanmış ve aynı zamanda da aslında Türkiye'nin dört bir yanına koro müziği mucizesini yaymaya şimdi çalışan onlara dünyasında şu an tek tek geleceğiz. Hepsine geleceğiz tek tek. Kültür sesleri, onlar hepsine geleceğiz. Yani, şunu sadece söylemek evet istiyorum. Ne kadar büyüdüğümüzü söyleyeyim kısaca. Ondan sonra da hani sen istediğinle alakalı yine sorular sorarsın. Şu evet an geldiğimiz noktada 500'den fazla aktif korist bulunan 6 farklı topluluk bünyesinde 6 farklı topluluk barındıran koskocaman bir aile olduk. Proje korolarını saymıyorum. İşte Kültürlerin Sesini saymıyorum. Ki o Türkiye'ye yayıldı zaten. Çok büyük bir proje. Dolayısıyla Yücel Kültür Vakfı bu hikayenin çok çok önemli bir yerinde duruyor ve onlara ben buradan çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ben tabii koro şefliği konusunda benim bir fazla bir birikimim yok, bilgim yok. Onun için koro şefliği videolarını izledim. Yani çok ilgimi çekti. Hani ben orkestra şefliği de yaptım ama koro şefliği biraz başka bir şey. Yani çok daha değişik bir şey. O korist elemanlarla senin olan iletişimin, onlarla ne bileyim yüz mimiklerin, hatların, yani çok güzel bir elektrik var aranızda. Bunu çok iyi birleştiriyorsun. Şimdi onunla ilgili senin kısa bir videonu göstermek istiyorum. Videoları gösterirken sen de görüntüde olacaksın. Ona göre sessiz kalırsan videonu vereceğiz. Bu Gürer Aykal'la yapmış olduğum bir çalışma vardı. Bir koro şefliği. Sanıyorum bir konser öncesiydi o. Onun bir kısmını vereceğim. Tamam. Kısa tamam, bir video. Tamam. Bir dakikalık. Evet, şimdi geliyor. Tamam. O kadar iyi gibi çekti, hoşuma gitti ki yaşıyorsun. Yani koro ile birlikte olayı yaşıyorsun, provayı yaşıyorsun anında. Harika bir şey. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Şimdi biz tabii Boğaziçi Korosu'nu ne bileyim daha çok, belki bizler yurt dışında olanlar Gezi Parkı olayıyla çok tanıdık. O Gezi Parkı olayı, çapulcular oldu mu? Ondan sonra diğer entarisi. Bunları söylediğin zaman yani çok çok daha popüler oldunuz. O dönem biraz anlatır mısın Gezi Parkı olaylarını? Nasıl oluştu bu koronun oraya çıkması? Şöyle yani otur çok detayına girmeyeceğim. Biliyorsun ben konuştum, uzun konuşuyorum biraz. şöyle biz o sırada Fransa'daydık. Evet. Bir konser turu için davetliydik orada. 10 günlük bir konser turu için. Bir baktık ki Türkiye'de bir şeyler oluyor. Bir hareketlenmeler var. İşte ne oluyor ne bitiyor diye ortak böyle bir şeyimiz vardı. Mutfağımız gibi bir yer, kaldığımız yerde. Orada bilgisayar açtık, böyle bakıyoruz ediyoruz. Baktık ki durumlar yani pek iç açıcı değil. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bizim de gelişimize daha var. Neyse böyle düşünürken, devamlı takip ederken kuliste işte insanlar bize soruyorlar falan. Hani böyle bir şey oluyor, ne diyorsunuz, neler oluyor acaba orada falan diye. Beraber konser yaptığımız korolar. Neyse biz 3 Haziran'da Türkiye'ye 3 müydü? 1 Haziran galiba döndük. Zaten işte o günde döner dönmez bir konserimiz vardı. Hani bir şekilde bu hareketin yanında olduğumuzu da söylemek adına böyle hani şimdiki aslında günlük maskelerimiz var ya kullandığımız. Doğru.
O maskelerle sahneye çıktık. Dedik ki biz işte parka gidiyoruz, siz de bekleriz. Neyse çarşamba günü oldu. Bizim rutin provalarımız çarşamba pazardı o zaman. Ben bütün eski yeni koristlere bir çağrı yaptım. Dedim ki arkadaşlar bugünkü buluşmamızı Gezi Parkı'nda yapıyoruz. Gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. Evet. Toplandık. İşte maksadımız orada hani dayanışmak, bir işin ucundan tutmak, işte şarkılar söylemek. Zaten insanlar hani bizi tanıyorlardı 2011'deki bu Metro videosundan. Az önce izlediğiniz videonun başında da gördüğünüz var, gibi. Evet. Oradan bir tanıyan bir kitle vardı. Dolayısıyla hani bizim orada olmamız güzel bir şey. Hani motivasyon veriyor vesaire derken Taksim Dayanışması'nın orada bir sahnesi vardı. Hazırladığı bir sahne. Dediler ki burada performans yapmak ister misiniz? Akşam 7-7.30 gibi. Biz de tamam ne demek hani şey hani neden olmasın dedik. Evet. Dedik hani çok sesli türkülerden oluşan bir repertuar böyle seçeriz. Bir yarım saatlik bir şey söyleriz. Derken koronun atası dediğim benim çok yakın dostum. Boğaziçi'de aynı zamanda işte başladığımız ve beraber koroda yıllarca söylediğimiz Kürşat. Bir iş yerinden işte gelecek. Bir mesaj atmış bizim kendi haberleşme grubumuza. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bir bakın isterseniz böyle söyleriz diye. Çünkü çapulcu kavramı zaman vardı o zaman değil mi? Çapulcu deniyordu. Kızılcıklar oldu mu türküsünü? Çapulcular oldu mu ya dönüştürmüş. İşte meydanlara doldu mu vesaire gibi. Biz tabii çok hoşumuza gitti. Çok heyecanlandık. Hemen orada yarım saat önce sahneye yarım saat kala hızlıca herkes çalıştı falan böyle. İşte print alabileceğimiz bir yerden bir kağıtlara bastık, yazdık vesaire. Derken çıktık sahnede. Kürşat yetişemedi ama biz onu açılış parçası olarak söyledik. Bilmiyorum kaç bin, 20 bin, 30 bin kişi mi? Bütün park dolu işte. Zaten az önceki videoda bir kesit vardı. Herkes hep bir ağızdan ikinci tekrarlarda ilk kez duydukları bir söz. Biz de ilk kez söylüyoruz zaten. Çok güzel. Biz de beraber söylüyorlar. Baktım ki şeyin performansı sonunda, yarım saat performans sonunda Kürşat gelmiş. Hani boyu da uzundur. Arkada duruyor ama gözüküyor. Kürşat geldi. Onunla beraber bir tur daha söyledik. O coşkuyu hiç unutamıyorum. Çok güzel. Ardından gece saat 2-2.30'tu. İşte bir çadır edinmiştik. Parkın köşesine, AKM'ye yakın bir tarafına o çadırı kurduk. Etrafındayız ama hani 40-50 kişiydik. Şimdi kaldık işte o saatte 11-12 kişi kalmışız. Kendi kendimize şarkılar söylüyoruz. Bu zaten genelde yaptığımız bir şey. Boş duramayız. Yani koroda söyleyenlerimiz varsa bu dediğimi çok iyi anlıyordur şimdi. Tabii. Derken etrafımıza insanlar toplandı yine normal olarak. Aa işte Boğaziçi Jazz Korosu haydi vesaire. Benim aklıma geldi. Kürşat tam bir sahnedeyken bir şey daha yollamış. Demiş ki ya trafikteyim arkadaşlar yetişemiyorum galiba ama boş durmadım. Yolda da bir şeyler karaladım. Bu sefer ikinci bomba. İşte Entarisi Al'a benziyorum. Muammer hocamızın, Muammer Sun hocamızın çok sesli olarak yeniden yazdığı Entarisi Al'a benziyor türküsüne yeni sözler yazmış. İşte o da çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay. Birçok kişinin bildiği aslında. Evet, şimdi Entarisi Al'a benziyor. Sizin en çok tıklanan videolarınızdan birisi, izlenen. Şimdi onu biraz dinleyicilerimiz, izleyicilere gösterelim kısa da olsa. Entarisi biçim biçim. Entarisi biçim biçim. Ölüyorum senin için. Ölüyorum senin için biçim. Ağlatma gel başın için. Ağlatma gel başın için. Olamaz ne çare, o nişanlıdır. Gayet anlı yıklı, beni kanlıdır. Şeker misin bayram?
Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık, 97. yılını coşkuyla bir şekilde. Gerçekte online olsa da birçok şekilde dünyanın dört bir yanında kutladık. Sizler de bununla ilgili geçen sene güzel bir video yapmıştınız. Atatürk'le ilgili Mustafa'm diye. Sohbetimizi devam önce yani. Bu sene yaptınız, doğru. Evet. 23 Nisan döneminde yaptınız zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. Yıl dönümü. Kuruluş yıl dönümü için hazırlamıştık o videoyu. Çok saygıdeğer İsmail Lütfü Erol hocamızın sözü ve müziği ona ait. Mustafa'm eseri biz çok severek söyledik. Kaç çok kişi var beğenildi. O görüntüde? Yani görüntüde, ben sayamadım. Hani bilmiyorum ama herhalde 200'den fazla kişi müthiş. Olduğundan eminim ama kaç tam olarak bilmiyorum. Müthiş. Ama şunu biliyorum, daha ilk gün 1 milyondan fazla izlendiğini harika. Biliyorum farklı platformlarda. Dolayısıyla ve izleyen, dinleyen insanların bize yazdığı yorumlar tabii bizi çok duygulandıran aynı şekilde. Çünkü defalarca izledim, gözyaşlarımı tutamadım. Evet. Müthiş yorumlar geldi. Biz de dedik ki yani ne mutlu bize. Hani çünkü biliyorsun sen çok sesli koro dediğimiz şey aslında yan yana, iç içe işte birlikte evet. Nefes alarak aynı ortamda o enerjiyi yaratarak oluyor, o hissi geçirmek ama biz ekranlardan, herkes kendi ekranından bile o yaptığı kayıtlarla, amatör şey imkanlarla yani düşük imkanlarla evet. O hissiyatı geçirebilmiş olmak bizi çok mutlu etmişti. Gerçekten çok güzel. Şimdi o kısa videoyu izleyelim. Mustafa. Tamam. Yani hakikaten tüylerim diken diken oluyor. O kadar da güzel seslendirmiş ki o görüntüler de çok güzel. Genç kadınlar, genç erkekler o görüntüdeki yani tam Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini gösteriyor. Çok güzel. Çok iyi bir çalışma. Ayrıca bu montajı yapan arkadaşların da ellerine sağlık. Yani çok güzel. Ya bu çok kısaca değinmek istiyorum çünkü evet. İnanılmaz meşakkatli bir iş aslında. Kesinlikle. Hani bunu bize Bu videoyu ve birkaç tane daha böyle üretimimiz oldu. Bu karantina sürecinde yaptık bunları. Yani tahmin ediyorsunuzdur ki. Herkes kendi evlerinde işte şu mikrofonlarla yani bildiğimiz telefon kulaklıkları mikrofonlarıyla evet. Telefonlarla ses kayıtlarını ayrı, görüntü kayıtlarını ayrı aldı. Ve o 200 küsür kişinin sesleri ve görüntüleri ayrı ayrı kurgulandı. Senkron çok önemli. Evet ve yani aslında işte beni tanıyorsun az çok. Yaptığımız işleri biliyorsun ne kadar titiz bir vatandaş olduğumu. Doğru. Dolayısıyla bunları hazırlayan çok değerli bir ekibimiz var. Ben o videoda seslerini, görüntülerini koymuş, ruhlarını koymuş daha doğrusu. Herkese çok çok tekrar buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aynı zamanda da sevgili Mertcan, Batu ve Altuğ'a özellikle ve tabii ki ya, tüm idari kadromuz onlar zaten. Bravo. Her an bana destekler. Hepimiz birlikte yapıyoruz her şeyi çok ama güzel. Mertcan, Batu ve Altuğ'a yani bu videonun
ses ve görüntü aşamasında çok çok titiz beraber çalıştığımız bu üç arkadaşıma da ayrıca bir teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok şimdi, zor bir iş. Çünkü yurt dışından bize yani çok hani iyi koroların çok hani iyi bilindik şefler bize soruyorlardı. Bana soruyorlardı ya bunları nasıl yapıyorsunuz? Hangi programı kullanıyorsunuz? Hazır bir cevap veremiyorum çünkü her şeyi tek tek elimizle çizdik. Altuğ dedim ama aynı zamanda o videoyu yapan Felix'tir. Felix'e de buradan çok çok selamlar. Çok değerli bir ekibimiz var. Çok şanslı hissediyoruz kendimizi gerçekten bu konuda. Şimdi Cumhuriyet Bayramı Haftası dedik. Cumhuriyet Bayramı Haftası ile ilgili siz geçen yıl İstanbul Sultanahmet'te benim de sevgili arkadaşım, ortak dostumuz Fahir Atakoğlu'nun Lal adlı bestesini orkestra eşliğinde, senfonik orkestra, Fahir kendisi de çalıyor piyano ve siz koro olarak sahnedesiniz. Evet, evet. Muhteşem bir konser, muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı kutlanması. Onu biraz anlatır mısın kısaca? Ondan sonra onun videosunu da izletmek istiyorum. Çok kısaca anlatayım. Orada Fahir Atakoğlu, Fahir abiyle birlikte kendi orkestrası ve aynı zamanda da çok değerli dostum Murat Cem Orhan'ın şefliğinde İstanbul Oda Orkestrası ile beraber yaklaşık yarım saatlik bir performans yaptık. 5 ya da 6 eser seslendirdik birlikte. Hı-hı. İnanılmaz bir atmosferdi tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikti. Tüm meydan hınca hınç doluydu. Büyük bir coşkuyla. Ve tabii ki yani birçoğumuz için hani çocukluğumuzda büyüdüğümüz müzikler, işte Sarı Zeybek olsun, Lal olsun, Fahir abinin diğer besteleri olsun, bunları hani dinlerken bile duygulanırken o sahnede seslendirmek, o eserlere teker teker çalışmak ince ince inanılmaz bir süreçti. Çok şanslıyız çünkü hem Türkiye'nin ve dünyanın da en iyi müzisyenleri, en değerli sanatçılarıyla aynı sahneye çıkma ve aynı zamanda da birlikte müzik yapma, birlikte bu duyguları paylaşma şansına eriştiğimiz için çok çok şanslı görüyoruz kendimizi. Bir de, geçtiğimiz yıl yaptığımız o konserde hiç unutulmazların arasına girdi tabii ki. Bir de çok güzel hem senfonik orkestra var, hem bunun arasında ney var, vurmalı sazlar var. Benim sevgili dostum Bekir Küçükay var gitarda. Yani hep tanıdığım arkadaşlar, müzisyenler. Çok çok güzel. Evet. Şimdi o konserden kısa bir video izlettirmek istiyorum dinleyenlerimize. Lal adlı eser gerçekten çok güzel bir parça. Melodi yapısı, armonileri
Ben de Washington'da festivalde çalıyordum her yıl Washington'da. Hatta bir seferinde Fahir Atakoğlu festivali izlemeye gelmiş. O anda ben sahnedeydim. Fahir'i uzaktan mikrofona çağırdım. Fahir'cim gel sahneye dedim. Ve geldi yanıma birlikte bir de onunla beraber çaldıkları. Çok çok hoş Süper. Olmuştu yani gerçekten. Şimdi siz Boğaziçi Caz Orkestrası, Magma ve diğer korolarınızla birlikte sosyal olaylara çok duyarlısınız. Etkinlikler mesela Cumhuriyet Bayramı konseri olsun. Siz Dünya Kadınlar Günü için de bir şeyler yapmıştınız. O nasıl oluştu? Evet. Çok güzel bir video klibiniz var o konuda. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için. Evet. 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım Özge Can'ı kaybettiğimiz zamandı. Evet. Hepimiz çok 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 yani kuvvetli hissediyorduk o dönem. Dedik ki biz de bir şeyler söyleyelim. Çünkü artık gerçi 5 yıl geçti aradan hala yeter diyoruz ama maalesef bunu önleyici bir politika da olmadıkça kuvvetli bir politika hala aslında aynı sözü tekrar etmeye devam ediyoruz var gücümüzle. O dönemde dedik ki bir ses çıkaralım ne yapalım ne edelim. İşte bir araya geldik Çekirdek ekibimizle. Sevgili Ekin bizim korolarımızın koreografilerinin birçoğunu yapan eski koristlerimizdendir aynı zamanda. Ekin de vardı o ekipte. Beraber kafa yorduk. Nasıl bir şey yapsak acaba bir ses çıkartırız diye. Yine repertuarımızdan işte bir eseri seçtik ve ona basit bir mizansen yazdık. Ve ertesi günde koroyla bunu canlı bir şekilde denedik. Kameranın arkasında Gülüm var, genel koordinatörümüz. Ben hiç gözükmüyorum, uzaktayım. Tepede böyle daha işte yönetmenimsi bir konumda takılıyorum. Böyle bir şey ortaya çıktı. 2-3 çekimde hallettik galiba. Zaten hani eğer birazdan izleyeceksek herkes de orada fark edecektir. Evet. Hiç kesme biçme olmadan tek kameradan o görüntüleri aldık ve mesela Türkçe bir eser söylüyoruz. Birçok yurt dışından bu videoya denk gelen insan dedi ki hiçbir söz anlamıyoruz. Hı-hı. Ama verdiğiniz mesaj o kadar açık ki. Kesin. Bunu çok fazla hissettik ve çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir paylaşım, evet, böyle bir şeyi bizlere ulaştırdığınız için. Umuyoruz ki artık kadın cinayetleri son bulur. Şiddetin her türlüsü. Evet. Hayır diyoruz. Özellikle korolar olarak beraber şarkı söylemek, beraber müzik yapmayı bir hayat biçimi olarak benimsemiş. Doğru. Bizler zaten böyle bir şeyi asla hayatlarımızda bir an bile düşünemeyiz. Dolayısıyla umuyoruz ki artık sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında şiddet son bulur ve barış dolu, sevgi dolu bir gelecek olur artık sonunda. Peki hepimizin. Buradaki koro Boğaziçi Gençlik Korosu mu? Boğaziçi Caz Korosu. Caz o dönem korosu. Zaten tamam. Boğaziçi Gençlik Korosu da ikinci yılıydı galiba tamam. Ama Boğaziçi Caz Korosu bu videodaki. Sevgili Radyo'da Anatoly dinleyenleri ve izleyenleri, Masis Aram Gözbek konuğum ve şu anda Boğaziçi Caz Korosu'ndan dinliyoruz. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü için yapılmış olan çok ilginç bir video. Ben çok beğendim. Sizler de beğeneceksiniz umarım. O kadar anlamlı bir video çalışma olmuş ki gerçekten ve dediğin gibi tek kayıt, tek bir kamerayla yapılmış kayıt çok çok güzel mesajlar veriyor gerçekten. Yani dileğimiz ortak.
Yani evet. Dileğimiz ortak. Sosyal duyarlılığınız olması bizi çok gururlandırıyor. Böyle bir koronu gerçekten sosyal. Pekala, sizin esasında çok önemli bir de projeniz vardı. Ben bunu çok destekledim. Çok beğeniyorum zaten. Kültürlerin Sesi ve birden fazla ilimizde başlatmış olduğunuz bir proje. Hatta değişik dillerde söylüyorsunuz, yerel dillerde falan. Bu projeden biraz söz eder misin? Şöyle, aslında yıllardır aklımızda olan şeyler. Yine işte Gülüm'ün aklında olan bir proje vardı. Çok uzun zaman önce bizlere bahsetmişti. O bundan biraz daha farklıydı ama Yücel Kültür Vakfı'yla ortak bir proje geliştirmek istiyorduk. O dönemde de Hollanda Başkonsolosluğu'nun açtığı bir hibe programı vardı. Bir fon vardı. Dedik ki o zaman bunu madem destek de alabileceksek bir şekilde bir başvuru yapalım. Bu projeyi oluşturduk. Projede amaçladığımız şey şu. Kültürlerin kendi dillerinde, kendi halk şarkılarıyla birbirleriyle iletişim kurması, kaynaşması. Yani kültürlerin kaynaşması diyorum ama bu da tabii ki o kültürden, o dilde şarkı söyleyen insanların hayat verdiği o kültürden, kültürlerin ve o insanların kaynaşması demek. Bunun evet. için ne yaptık? Önce İstanbul'da bir haftalık bir atölye planladık ve bunun için de bu 7 ilde kurmayı planladığımız hangi iller onlar? Tunceli, Rize, Artvin, Mardin, Hatay, Çanakkale, Gökçeada aslına bakarsanız ve İstanbul. Buralarda işte Zazaca, Gürcüce, Lazca, Ermenice, Süryanice, Türkçe, Rumca ve Ladino dillerinde. Harika. 7 farklı dilde şarkı söyleyecek korolar kurmayı hedefledik. Bunun için de tabii ki o koroları orada başlatacak, çalıştıracak, proje boyunca bizlerle birlikte olacak takım arkadaşlarına ihtiyacımız vardı. Bir çağrı yaptık. Evet. Ve İstanbul'da o çağrıya cevap veren arkadaşlarımızla buluştuk. Onlarla bir haftalık bir atölye yaptık. Hem müzikal olarak hem de organizasyonel, idari olarak bütün deneyimlerimizi paylaştığımız çok verimli, çok dolu dolu ve çok keyifli bir hafta geçirdik. Ve ardından bu arkadaşlarımız kendi şehirlerine, kendi bölgelerine dağıldılar. Ve oralarda hep birlikte yani iletişim içerisinde bizlerle bu organizasyonu başlattılar. 5 tane koro çalışmalarını sürdürüyor. Aslında sürdürüyordu demek istiyorum. Çünkü bir ara vermek durumunda kaldık bu pandemi sebebiyle. Maksadımız şuydu. Magma Oda Korosu'yla projeyi beraber yürüteceğimiz Magma Oda Koromuz'la ki repertuarımız da yine Anadolu'daki farklı kültürlerden halk şarkıları Magma Oda Korosu'yla. Magma Oda Koromuz'da bütün bu illeri tek tek gezecektik. 23-24 Nisan'da işte Hatay ve Mardin'den başlayarak bütün bu kurulan korolarla işte ortak konserler, ortak eserler seslendireceğimiz onunla, kendi dillerinde. Ve ardından da bu 6-7 konserin ardından 21 Haziran'da Cemal Reşit Rey'de hep birlikte bütün korolar bir arada herkes kendi repertuarını söyleyecek. Ortak eserler söyleyecek. Sürpriz konuklar, belki minik bir panel gibi bir şey. Böyle bir festival günü, Kültürlerin Sesi'nin bir kapanışı, daha doğrusu yani ilk sezonunu diyelim kapanışı tasarlıyorduk. Bunu tabii ki yapmayı yine istiyoruz, gerçekleştirmek yine planlıyoruz. Biraz daha normale dönünce. Bu proje çünkü gerçekten çok önem verdiğimiz proje. Geçtiğimiz yılın belki de bizim için başlıca projesi ya yani bu geçtiğimiz sezonun. Çünkü hem Anadolu'dan vereceğimiz mesaj bence çok kuvvetli kesinlikle olacak bu noktada. Tüm dünyayı, tüm halkları kucaklayacak barış çok, çağrısı. Evet, kesinlikle barış çağrısı ve birliktelik. Aslında yani zamanında çok daha farklı şekilde cereyan eden şeyleri belki bu zamanlarda biraz daha bize unutturulmaya çalışılan değerleri. Evet. Biz yeniden bu vesileyle hem de kültürlerin sesiyle yani kültürlerin diliyle o şarkıların diliyle her yaştan işte çocuklar gençler hep bir ağızdan birbirlerinin evet. kültüründe birbirlerinin dilinde şarkı söyleyecekti. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmeyi çok arzu ediyoruz. Bir sürprizimiz var bununla alakalı. O da çok yakın zamanda bu ay içerisinde herkesle paylaşacağız. Kültürlerin Sesi'nin ve bu farklı illerdeki
koroların ortak bir üretimi oldu. Harika. O da hazırlıkları bitmek üzere. Onu da paylaşacağız. Onu da bir sürprizini buradan müjdesini vermiş olayım herkese. Harika, çok güzel. Sevgili Masis, ben de senin nezdinde bütün bu projelere emek veren tüm arkadaşları canı gönülden kutlarım gerçekten. Şimdi dinleyicilerimize sizin bu Kültürlerin Sesi adlı çalışmanızla ilgili kısa bir video göstermek istiyorum. İstanbul'daki bir haftalık atölyemizin kısa bir videosuydu sanırım. Çok güzel. 45 saniyelik olan kısa bir video. Orada Ladino dilinde bir eser söyleniyor. Harikasınız. Ve o haftayla alakalı böyle küçük anlar var. Bu hem bu vesileyle Kültürlerin Sesi projemizde aktif görev alan, bu projenin parçası olan, projeye hayat veren, projeye zamanını, enerjisini, emeğini ve kalbini koyan herkese de, tüm illerimizdeki şeflerimize, sorumlularımıza ve tüm koristlerimize çok çok sevgilerimizi iletelim buradan. Şimdi sevgili dinleyenler, Masis Aramgöz Bey'in bugün doğum günü. Dinleyicilerimizden de Los Angeles'tan Burcu Tansu ve yandaki odadan Las Vegas'tan eşim Deniz İpek Özulu doğum gününü kutluyorlar. Nice yıllara sağlıklı diyorlar. Ayrıca çok Deniz'in bir de sorusu var sana. Yurt dışında da konserler veriyorlar mı ve aldıkları ödüller var mı? Tabii ki var, tabii ki veriyorsunuz. Onu anlatır mısın biraz? Tabii ki. Ya yani 2000 aslında ta 2007-2011 yıllarındaki müzik kulübü zamanlarımızdan başladığımız bir aslında serüven bu. İlk 2008'de Avusturya'da dünyanın çok önemli akapella yarışmalarından birinde, Vokal Total'de iki gümüş diploma kazandık. 2010'da Çin'de büyük zahmetler sonucu gidebildiğimiz Dünya Koro Olimpiyatlarında bir ikincilik, iki üçüncülük ödülümüz var. 2011'de Dünya Koro Şampiyonası'nda Avusturya'da iki kategoride dünya şampiyonluğumuz var. Bir dünya ikinciliğimiz var. 2012'de Macaristan'da Kantemus Festivali'nde bir altın madalya. Amerika'da Dünya Koro Olimpiyatları'nda 3 altın madalya. Evet. Ve 2014'te ve 16'da Fransa'da ve İsviçre'de iki dünyanın belki de en prestijli diyebileceğimiz koro festivallerinden özel davet aldı bu koro. Polifolia biri Fransa'da. Yakın zamanda direktörü çok çok sevdiğimiz dostumuz Jacques'ı da kaybettik. Onu da buradan sevgiyle analım. Toprağı 2016'da olsun. İsviçre'de Avrupa Gençlik Koroları Festivali, ki 2021'de onunla ilgili bir sürprizimiz de olacak eğer pandemi izin verirse. 2016'da keza yine Belçika'da Neerpelt'te 64. Avrupa Genç Müzisyenler Festivali'nde iki farklı kategoride iki kez üstün başarı unvanıyla birincilik kazandık. Ki ben iki yıl sonra orada jüri üyesi olarak davetliydim. Ha, bu arada öylesi şeyler de oldu tabii. Çok çok önemli festivallere, yarışmalara artık jüri olarak Türkiye'den beni davet ediyorlar. Bunun da gururunu yaşıyorum. Çok gururlu. Bir yandan da bireysel bir, yine yani bu festivallerde, yarışmalarda kazandığımız ve benim de şeflikle alakalı kazandığım birkaç ödülün dışında benim en büyük deneyimim aslında, kendi adıma diyeyim, geçtiğimiz yıl 36-37 ülkeden 100'ün üzerinde adayın arasından Dünya Koro Şefliği yarışmasında son 12 finalistin arasına seçildim ve Hong Kong'a gittim. Harika. Bu inanılmaz bir deneyimdi tabii ki. Ve çok çok şey kazandırdı bana. Çok büyük şeyler öğretti. Onun dışında da işte bu yıl iptal olan birçok şeyimiz var. Yine jürilikler, yine birçok festival daveti. Ama tabii ki bütün bunları yaparken de es geçmeyeceğim bir konu var ki bizim yolculuğumuzun bence en önemli parçalarından biridir. Yani bunu söylerken ne kadar gülümsüyor olsam da maalesef bütün bu festivallere, yarışmalara giderken biz 2011 sonrası, 2012 itibariyle neredeyse hiçbir destek almadık. Dolayısıyla 2012'den
özellikle o yıl yüklendiğimiz bir borç vardı. 100 bin euro ki bugünün parasıyla telaffuz etmek istemiyorum Türk lirası olarak karşılığını. Evet. Çünkü çok yaklaştı. 1 milyon Türk lirası olacak o 100 bin euro artık. 100 bin euroluk bir borcun altına girdik. Aslında ben de 24 yaşındaydım o zaman ve bir anlamda o borcun altında tek başıma imzamı atmış oldum. Ve o borcu kapatmak 5 yılımızı aldı. Ha, bunu hiç yapmayabilirdik, hiç yurt dışına gitmeyebilirdik. Dolayısıyla belki bütün bunlar olmayabilirdi. Yurt dışında bu kadar tanınırlığımız olmazdı. İçeride böyle büyük bir motivasyon olmazdı. Bugüne belki farklı şekilde gelirdik. Şu yaşımda şu gün aynı manzarayla karşılaşsam o adımı atar mıyım? Şu yaşımda atmam. Ama o zaman bunu yaptığım için de bütün bu anlattığım şeyler sebebiyle hiç pişman olmadım. Doğru. Bir risk aldık. Ve onu bir şekilde göğüslemeyi başardık. Herkesin de burada emeği ve katkısı. Çok çok önemli. Sizin, tabii çok değerli. Bütün ama dünyada koro, artık koro denince Türkiye'den tabii. Bir koro olarak. Siz adınız geçiyor. Boğaç Caz Korosu gerçekten birçok dünyanın birçok yerinde türkülerimizi ve çağdaş bestecilerimizin evet. Eserlerini tanıttık ve bu sayede aslında şu an bu eserler dünyanın farklı yerlerinde. En son benim düzenlediğim Zahit Bizi Tan Eyleme mesela daha geçtiğimiz haftalarda Yunan Radyo Korosu tarafından seslendirildi. Harika. Bir konserde. İşte Avrupa Oda Korosu tarafından geçtiğimiz yıl seslendirildi. Ve birçok bestecimizin birçok eserleri dünyanın dört bir yanında bu vesileyle de seslendirilmeye başladı ki bu bence en önemli konulardan biri şu an. Yani sizi destekleyecek sponsorlara gereksinim var Türkiye'de bu işleri yapacak. Özellikle sizi çok önemli bir projede önümüzdeki yıllar içerisinde Amerika'da ağırlarsak bizler için de çok büyük bir şeref olur. Böyle güzel ne Cumhuriyet güzel. Baloları veya festivaller, Türk festivalleri. Tabii sizin kadronuz biraz geniş. Belki biraz daha küçültülmüş bir formatta olabilir. Çünkü bunu karşılayacak... Kişi geliriz abi oraya. Şimdi sevgili dinleyicilerimize, seyircilerimize seninle ilgili bir haber de vermek istiyorum. Arkadaşlar, sevgili dostlar, eğitimin yaşı yoktur. Basist Aram Gözbek, onca yıllık koro şefliği deneyimine, müzisyenliğine rağmen ve tekrar okula döndü. Daha önce hocalık yapmasına rağmen bu sefer öğrenci olarak döndü. Onu anlatır mısın biraz? Çok güzel bir şey bu. Bunu heyecanlı yaşıyorum ben bir haftadır ama özellikle. Ama orkestra şefliği bu değil mi? Koro şefliği evet, değil. Evet. Benim okul hikayem çok kısaca. Boğaziçi Matematik'le başladı az önce bahsettim. Sonra müzik okumaya karar verince bıraktım ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kompozisyon okumaya başladım. Sevgili hocam Emre Dündar'la birlikte. Sonra aynı hocamın teşviğiyle bir sene orada okuduktan sonra orayı bırakıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı kompozisyon dalında okumaya başladım. Derken koronun yoğunluğu gitgide işte artıyor bu bahsettiğim şeyler olurken. Tabii ki bunlar çok kolay olmuyor. Müthiş bir mesai istiyor. Tabii. Hani ben düzgün devam edemeyince dedim ki bir ara vereyim. Sonra 2013'te Antonio Pirolli o zaman öğretim görevlisi olarak konservatuarda yeni başlıyordu. Ben de dedim ki bu benim için bir vesile. Her zaman orkestra şefliği çalışmayı çok istedim zaten. Ben bir okula dönüş yapayım. 2013'te ilk dönüşümü yaptım aslında o minik aradan sonra. Bir dönem istikrarla devam etmeye çalıştım. O bir dönemin de sonunu getiremedim. Buradan bütün hocalarımı tekrar sevgiyle selamlıyorum. Ama bir yıl sonra Antonio Pirolli ile beraber Ankara'da Brahms'ın çok büyük bir eseri koro ve orkestra için yazdı. Alman Requiem'ini. Onun yönettiği bir konserde koroyu hazırlayan şeflerden biriydim. Beraber harika. Konserler yaptık. Birçok hocamızla da böyle vesilelerle bir araya geldik aslında. Öğrencilikle bir araya gelemediğim, yan yana gelemediğim hocalarımla konserlerde, festivallerde, yurt dışında Hasan Uçarsa hocamla mesela İsviçre'de bizle birlikteydi. Derken pandemi dönemi gelince dedim ki yani acaba dedim ben hani artık evdeyim, her şeyimizi evden yürütüyoruz. Evde de çok yoğunum ama en azından turnem yok, şuyum yok, buyum yok. Dedim ki acaba bu benim için bir sinyal olabilir mi? Hemen konuştum öğrenci işlerinden arkadaşlarımızla. Böyle bir hakkım olduğunu öğrenince harika. Geçtiğimiz hafta kaldığım yerden diyemiyorum yani çünkü aslında bir yerde kalmamıştım. Yine lisans birden ben bu sefer çok değerli maestro Cem Mansur'la birlikte konservatuarda orkestra şefliği bölümüne geri adımımı attım. Eve dönüş diyor hocalar buna. Memlekete hoş geldin. Hoş geldin. Dedi Hasan Uçarsu geçtiğimiz günlerde. Hatta birazdan çok değerli Erdem hocamın müzik formları dersine buradan çıkıp yetişeceğim. Ondan da izin aldım. Çok güzel. Öğrencilik hayatı böyle başladı. Bir heyecan benim için. Yani bunun gerçekten sonu yok zaten.
Ama umarım... seni orkestra şefi olmak olarak görmek de çok büyük keyif verecek. Yani koro şefliğin yanı sıra. Gerçekten çok yakışıyorsun sahneye zaten. Şimdi Hasan Uçarsu demişken, Hasan Uçarsu'nun bir eserinden kısa bir bölüm çalalım. Aslında tamam. Süremiz bitti. Zamanımız bitti ama ben bu söyleşiyi kesmek istemiyorum. Kesmek istemiyorum. Daha birkaç video da göstermek istiyorum. Onun için biraz daha devam ediyoruz. Şimdi Hasan Uçarsu'nun bestesi yeniden. Bu Cevat Çapan'ın şiiri aynı zamanda. Evet, Cevat Çapan'ın şiiri. Siz bu konu koro olarak bunu icra ediyorsunuz. Şimdi onu dinleyicilerimize gösterelim. Zamanımız sınırlı olduğu için burada kesmek durumunda kaldım. Bu çok uzun bir kayıt. Gerçekten çok da ilginç. Bunu siz Cincinnati'de seslendirmişsiniz. Oradaki izleyicilerin tepkisi nasıl oldu? Hava su, hava su, 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 su. Arkadan sesler geliyor. Ama müzik evrensel bir dil tabii. Yani onu anlamaları önemli değil, değil mi? Bunu anlatır mısın? Nasıl bir tepki oluştu orada? Ya şöyle, bu arada Hasan Hoca'nın bestelerini her icra ettiğimizde, biz 2010'dan bu yana aslında 10 yıl olmuş. Evet. Onun hem yeniden hem de güzelleme eserini büyük mutlulukla, keyifle, heyecanla seslendiriyoruz. Hatta güzellemeyi dün gece ben de kendi sayfalarımdan, yine kendi şeflik videom olarak paylaştım. Çok özel bir eserdir. İzmir'de kaybettiğimiz canlara ithafen. Bu eserleri her seslendirdiğimizde aslında biz nasıl hissediyorsak, ne kadar yoğun hissediyorsak, onu da ne kadar karşıya geçirebilirsek, seyirci de zaten onu alıyor bir şekilde. Dolayısıyla hani o Kadınlar Günü için hazırladığımız videoda da ne söylediğinizi anlamıyoruz ama mesaj geçiyor gibi tepkiler geldi demiştim ya. Burada da aslında yani illa bir mizansen olmasına da gerek yok. Müziğin dili, müziğin zaten teknik kısımları, ritmik, işte melodik, armonik yapısı zaten bize ipuçları veriyor ama bir de söylerken aslında şiirin, yani tekstin ifadesini çok güzel özümseyerek, onu hissederek ve karşıya onu başarılı bir şekilde geçirerek söylediğimiz zaman o his geçiyor karşı tarafa. Çoğunlukla ben de mesela yabancı eserler dinlediğimde farklı farklı ülkelerde, farklı dillerde, işte İsveççe olsun, dili anlamasak da dinlediğimiz zaman, evet, dili anlamasak da o zaten aslında ne derece müzik yapabildiğimizi, ne nedenli kuvvetli bir ifademiz olduğunu gösteriyor aslında. Yani ne kadar ifadeniz kuvvetliyse, ne kadar güzel müzik yapıyorsanız karşı tarafa da o kadar geçiyor. O yüzden bunun üzerinde çok duruyoruz. Mesela eserleri çalışırken sadece işte müzik kısmına, teknik notalar vesaire, işte ki o çok büyük bir derya zaten özellikle böyle eserlerde. Evet. Belki birazdan ufak bir örnek daha dinleriz. Çünkü çok önemli bir, koro literatürünün önemli bir örneğinden bahsedeceğim birazdan. Şimdi sizin müzik repertuarınız çok geniş bir yelpaze zaten. Yani sırf Türk bestecilerin eserleri var, pop müzik var, caz var, klasik müzik var. Klasik müzikten Ravel'in koro için yazmış olduğu eserden bir üçüncü bölüm Rondo biraz sonra izleyeceğiz.
Onu mu kastetmiştin acaba sen de? Evet, onu kastettim. Tamam. Şunu diyecektim. Sözümü tam tamamlayamamışım. Bu eserlerin metinlerine de giriyoruz. Yani doğru. Tekst bize ne söylüyor? İşte şair kimdir? İşte acaba nasıl bir şey anlatıyor? Hangi tarihsel işte bağlamda bunu ele almalıyız? Hangi yılda yazılmış? Hangi yılda bestelenmiş? Bestecinin hayatı. Birçok değişken var aslında müziği anlamak için ve onu sonuç olarak iyi ifade edebilmek, karşıya bir şeyler geçirebilmek için bunları biraz konuşmak, tartışmak ve üzerinde kafa yürütmek. Evet. Dolayısıyla söylerken aslında eseri seslendirirken bir fikir ve his birliğine, herkes kendi deneyimini, tabii hayat deneyimini katıyor işin içine vesaire, ama o coşku belleğimizi kullanıyoruz, ama ortak bir noktada buluştuğumuz zaman bir bütün ifade çıkıyor o zaman seyirciye doğru bizden. O böyle olduğu için de genellikle bizim performanslarımız sonrasında hakikaten seyircide çok büyük bir etki kalır. Gerek çağdaş eserlerde, gerek farklı dönem eserleri müziklerinde, gerek işte türküler olsun. Önemli olan gerçekten sadece nota söylemek değil, ne anlatıyorsunuz o müzikle, onun önce farkında olmak, ardından onu kuvvetli bir şekilde karşıya geçirmek. Şimdi birazdan eğer izleyeceksek o örnekleri de zaten göreceğiz nasıl bir şey. Ne olduğunu sen anons et istersen, ne izleyeceğiz? Bu sevgili arkadaşlar zamanında, yani 2-2,5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Koro'ya insanlar geldi gitti. Koro dağılma noktasına geldi sevgili yani şefimiz Mertcan'ın da deyişiyle. Dünya koro literatürünün en zorlu örneklerinden biri. Fransız besteci Maurice Ravel'in yazdığı tek eşliksiz koro eseri olan Trois Chansons. Yani 3 şarkının 3. ve en baba bölümünü şimdi geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Avrupa turnesi kayıtlarından, Slovenya'da Maribor'da yaptığımız bir konserden bir canlı performans kaydını izleyeceğiz. Gerçekten çok üst derecede icra edilmiş bir Ravel. Gerçekten çok güzel. Dinleyici de çok güzelmiş. Salon da çok güzel. Akustik iyi bir ortam oluşmuş gerçekten. Sevgili dinleyiciler, benim çok ilgimi çeken bir şey bahsedeceğim. Sen çok söyle. Özür dilerim. Senden böyle bir şey duymak çok yani gurur verici bu arada. Estağfurullah. Gerçekten. Ne demek? Teşekkür ederim yorumun için. Yani şunu söylemek istiyorum ben de. Dünyada farklı birçok örneğini tabii ki dinledik, takip ettik. Bu gerçekten de hiç fena olmayan diye yani biraz böyle de küçülterek söylüyorum ama yani hani çok çok iyi bir performans diyeyim gerçeği aslında. Gerçekten. Umarım çok... yakın zamanda bu tam hallerini internette de paylaşacağız. Bu da bir örnek performansların içine girecektir diye düşünüyorum. Gurur duyuyorum bu performansımızla. Avrupa turnesi kadromuzu da tekrar buradan bir selamlıyorum. Çok geçtiğimiz yıl için çok çok emek sarf etmiştik. Çok önemli bir turneydi. Kesinlikle. Ondan çok kısaca bahsedeyim mi? Nasıl oldu o turne? Çünkü çok kısa önemli... Vaktimizi çok açtık. Çok kısa lütfen. Turneyi yapmamızın ana sebebi biz geçtiğimiz Mart ayında 5 ülke 8 farklı şehirde 9 günde 10 konser yaptık. Ama bunun başlıca sebebi o turnenin tam ortasına gelen Graz'taki konserimizdi. O da dünyanın en saygın klasik müzik kurumlarından biri Musikverein Graz. Tam biz bir davet aldık.
bir yıl öncesinde bu turnenin. Ki programında Daniel Barenboim, Anna Netrebko gibi dünyaca ünlü klasik müzik virtüözlerinin, şeflerinin, King Singers gibi yine vokal dünyanın çok önemli gruplarının olduğu bir programın içerisinde Türkiye'den Boğaz Jazz Korosu yer aldı. Bu çok çok büyük bir onurdur. Bu çok büyük bir gurur bizim için. Türkiye klasik müzik camiası için koro müziğini geçiyorum. Çok önemli bir husustur. O yüzden değinmek istedim. Hatta biz gittiğimizde bir sonraki yılın, yani bu sezonun 2019-20 programı, geçtiğimiz sezonun programını gördük. Orada da Fazıl Say'ın bir konseri vardı. Ona da ayrıca mutlu olmuştuk. Aynı programlarda yer aldığımız için bu Ocak ayında Fazıl Say'da Musikverein Graz'da bir konser vermişti. Dolayısıyla bu önemli bir aslında kilometre taşıdır. Kesin. O yüzden de ayrıca gurur duyuyoruz bu konudan Kesin. Dolayı. Sevgili Masis, süremizi çok aştık ama benim soracağım birkaç soru daha var. Yani bir tane daha bantımız var, izleyeceğiz kapanıştan önce. Şimdi Deniz de sormuş içeriden, diyor ki günde kaç saat çalışıyorlar? Bir ikincisi, ben size geldim provanızı izlemeye Sultanahmet'teki yerinizde. Sizin korodaki elemanlar çok enteresan. Her meslek grubundan eleman var. Yani korist var, şarkıcı var, içinde tıp doktoru, makine mühendisi, elektronik mühendisi, konservatuvar öğrencisi, yani ekonomist. Biraz anlatır mısın? Çok bu renkliliğin verdiği avantaj da var sizde tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim abi, bu kesinlikle büyük bir renklilik, büyük bir harman ve genellikle işte yurt dışına festivallere, yarışmalara gittiğimizde dahi orada işte müzik okullarının koroları, konservatuvar koroları ya da ne bileyim yarı profesyonel korolar, müzik bilen, nota bilen vesaire, hani zaten hani hatta şöyle söyleyeyim, şefler koroları falan oluyor. Bir bakıyorum 25 kişi var koroda, 20'si zaten kendi koroları var. Evet. Dolayısıyla böyle bir arenada aslında biz bir anlamda Türkiye'yi temsil ediyoruz, yarışıyoruz ve en üst düzey ödülleri ve en iyi izlenimleri bırakarak dönüyoruz genelde ülkeye. Doğru. Ama işin ilginci, onların da başta zannettiği ve Türkiye'de de sıklıkla yanlış anlaşılan bir konu, bizim korolarımızda, hadi Boğaz Jazz Korosu Avrupa Turnesi kadrosunu diyeyim, 29 kişi ya da 30 kişiydi. Orada belki 7 kişi müzik mezunu veya müzik öğrencisiydi o yıl. Onun dışında da yine Boğaz Jazz Korosu, hani o kadrodan bahsettim ama bu bahsettiğim 500 kişinin içerisinde bilmiyorum herhalde yani 15'i geçmiyordur ya da 20'yi geçmiyordur müzik öğrencisi ya da müzik mezunu, müzik öğretmenliği mezunu olan arkadaşlarımızın sayısı. Bu da şu demek oluyor. Yani %95 bizler aslında işi müzik olmayan, dediğin gibi farklı meslek gruplarından işte ya da farklı okullarda, farklı bölümlerde okuyan ya da işte lise öğrencileri, müzik okumayan büyük bir aslında topluluğa sahibiz. Bu tabii ki bu anlamda çok önemli bir gösterge. Hem müthiş bir renklilik var içeride, hem de müzik bilmeyen, yani daha doğrusu ya bu tabiri pek sevmiyorum ama yani işi müzik olmayan, akademik anlamda müzikle ilgilenmeyen müzik severler, koro severler, şarkı söylemekten keyif alanlar ve koro müziğini, genellikle de bunu da gururla söylüyoruz, bizlerle öğrenmek isteyen büyük bir ailemiz var aslında. Hep birlikte öğreniyoruz. Hep de şunu söylerim. Bu aile çok çok değerlidir hepimizin hayatında ve eğer bu hiç sonu gelmeyecek bir okul olarak görüyorsak bunu, ben de her zaman diyorum ki bu okulun başlıca öğrencisi olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü hep birlikte öğreniyoruz. Birbirimizden her an bir şeyler öğreniyoruz. 14 yaşından işte 65 yaşına kadar, belki ki geçtiğimiz yıllarda Magma'nın ilk yılında 69 yaşında bir melek ablamız vardı. Hepimize taş çıkartırdı enerjisi, sıcaklığı, sevgisi. Dolayısıyla her yaştan, her meslekten, farklı şehirlerden, ki bu yıl ilk dönem çalışmalarımızı online yapmak durumunda kaldığımız için de böyle bir vesile yarattık. Türkiye'nin belki 40 ya da 50 farklı şehrinden başvuru geldi. Şu an bilmiyorum kaç ama en az 30 farklı şehirden muhtemelen koristimiz var şu an içeride. Ve dünyadan, farklı şehirlerden de başvurular geldi. Bir koristimiz de Hamburg'dan, sevgili Liana bizi izliyorsa belki şu an. Ona da bir selam gönderelim buradan. Dolayısıyla müthiş bir aile. Çok harika insanlar tanıyoruz bu topluluk vesilesiyle, bu oluşum vesilesiyle. O yüzden de ben hep söylüyorum, birbirimize sahip olduğumuz için, müzik yapma şansına sahip olduğumuz için, birbirimizle bütün bunları paylaşabildiğimiz için çok çok şanslıyız. Bu şansı
her daim hatırlamalıyız. Tabii ki özgür bir şekilde birbirimizle bunu paylaşabilmek, kendimizi ifade edebilmek için de bunun da en büyük sebebi Cumhuriyet'tir, Atatürk'tür. Onun değerlerine sahip çıkmaktır. Harika. Bu vesileyle hem 29 Ekim sonrası hem de malum 10 Kasım arefesinde bir kere daha Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak istedim ben. Sevgili Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenleri, Masis Aram Gözbek, Magma ve Boğaziçi Caz Korosu kurucu şefi ve genel sanat yönetmeni. Sevgili Masis, süremizin sonuna yaklaştık. Son olarak da dinleyicilerimizle paylaşmak istediğim bir şeyler varsa ve yeni projeler, yani bir albüm, bir CD çalışması var mı? Sizleri sosyal medyada görüyoruz videolarınızı, YouTube'da veya başka yerde ama böyle bir albüm çalışması falan gibi bir şey var mı? Yeni projelerden biraz söz eder misin? Aslında heyecanlıyız. Konuşmamın başında da söylediğim gibi bu yıl 10. yılımızı kutlamaya başlıyoruz. Evet. Ve 9 yıla yani 10. yılımıza girerken o kadar fazla şey sığdırmışız. Geriye dönüp baktığımızda birçoğunu ben hatırlamıyorum. Yani hard diskleri karıştırarak her gördüğüm şeyde hayret ediyorum. O yüzden bu 10. yılımızı dolu dolu geçireceğiz. Evet, belki eskisi gibi canlı canlı konserler bir süre daha yapamıyor olacağız ama onun yerine online birçok etkinliğimiz olacak. Bu yıllar boyunca yaptığımız şeylerden paylaşımlarımız olacak. Farklı programlar olacak. Farklı mecralarda yayınlayacağımız, konuklarla yapacağımız söyleşiler olacak. 10. yılla ilgili müthiş bir program hazırlıyoruz. Zaten sosyal medya kanallarımızdan bizleri takip ederseniz bütün bunlardan haberdar olacaksınız. Bir de tabii ki bu geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Avrupa turnesinden canlı performans kayıtlarını bir albüm haline getirip onu da paylaşma fikrimiz var. Bu da bizi çok çok heyecanlandırıyor. Çünkü önemli bir gösterge olacağını düşünüyoruz. Dünya koro müziği camiasında Türkiye'den bir koronun ulaştığı seviyeyi de göstermesi adına ve kendi müziğimizi de tanıtabilmek adına. Dolayısıyla ben bu vesileyle de bütün bu yolculukta, aynı zamanda bu 10 yılın içinde saymadığım 4 yıllık Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü zamanlarını da işin içine katarsam bütün bu yolculukta emeği geçmiş binlerce kişi oldu. Onların hepsine bu koroda şarkı söylemiş, bu koroya destek vermiş, gönül vermiş, konserlerimize gelmiş, videolarımızı izlemiş, paylaşmış, bir yerlerden, dünyanın farklı yerlerinden bize iyi dileklerini göndermiş olan herkese, bu ailede emeği olan, payı olan herkese ben minnettar olduğumu buradan söylemek istiyorum. Hep birlikte olduğumuz zaman çok daha fazla şey ifade ediyoruz. Koro müziğinde de zaten bunu öğreniyoruz. Birlikte yaşamayı, bir olabilmeyi, farklılıklarımızı birer dezavantaj değil de bir zenginlik olarak görüp o zenginliğin, o renklerin oluşturduğu harmandan keyif almayı, birlikte huzur, barış, kardeşlik içinde sevgiyle yaşamayı öğreniyoruz. Umuyorum ki buradan bu yayınımızda bir kez daha o hiç bitmeyecek sözlerimize bir tane daha eklemiş oluruz. Çünkü savaşlardan, kavgalardan bıktık. Evet. Artık barış istiyoruz, evet. Sevgi istiyoruz, kardeşlik istiyoruz dünyada. Böyle de bir son mesaj vermiş olayım izleyen, dinleyen herkese. Sevgili Masis Aram Gözbek, çok çok teşekkür ediyorum vaktini ayırdığın için, bu güzel söyleşi için. Süremizi aşmamız olmasına rağmen daha konuşacak, paylaşacak çok şeyler var aslında. Belki bir program daha yaparız seninle. Çok çok keyifle. Videolar var, çok paylaşacağımız şeyler var. Ben size başarılarınızın devamını dinliyorum. İnşallah Amerika'da sizleri ağırlarız bir şekilde. Buradan tüm Amerika'daki Türk derneklerine, başkanlarına da çağrıda bulunuyorum. Böyle bir koromuz var. Bu koroyu Amerika'ya organizasyonla getirelim. Ben bu konuda her şeyi yapmaya, yardımcı olmaya da hazırım. Bütün Amerika'daki dinleyiciler, Amerikan halkı da böyle bir koro dinlesinler derim. Son olarak da kapanışta ben sizin çok keyif aldığım bir kaydınız var. Çok eğlenceli. Yani ben büyük keyif alıyorum. Balalayka. Ne dersin? Evet, onunla kapanış yapalım mı? Yapalım. Boğaziçi Gençlik Korosu'nun 5. yılında. Evet. İlk yurt dışı deneyiminde geçtiğimiz yıl Makedonya'da Ohri'de. Ohri Korolar Festivali'ndeki performanstır. Grand Prix performanstır. Ve o performans sonunda da birçok ödülün yanında festivalin büyük ödülünü kazanmıştık Boğaziçi Gençlik Korosu'yla. Oradaki herkese de tekrar tekrar tebrikler ve selamlar olsun. Balaylakka ile kapatalım o zaman. Evet, ben de tüm Boğaziçi, Magma, bütün koro elemanları buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Tebrik ediyorum hepsini senin nezdinde. Size hepinize başarılar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Ve kapanışta Balaylakka geliyor. Sürekli.
Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenleri, bir Batı Yakası programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Esen kalın efendim. İlhan Özulu'nun hazırlayıp sunduğu Batı Yakası programını dinlediniz.